Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizler için Peugeot'a geldim. Peugeot'da 3008'de bir tane kampanya var arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. 140.000 TL'ye 0 faiz 12 ay taksitle aracı satın alabiliyorsunuz. Şu anda ellerinde stok olarak bir tek 1.6 GT benzinli modeli var. Bir de 5 dizel modeli var arkadaşlar. Dizel 130 beygir, benzinli 180 beygir. İkisi de otomatik şanzımanla geliyor. Dizel şu anda allure paketi var. Benzinli de GT var dediğim gibi. Ben sizlere dizel allure çektim. Benzinli GT'yi şu anda göremedim, yoktu. Böyle söyleyebilirim. Benzinli de 100.000 TL'ye kadar kampanya var. Dizel de 140.000 TL'ye kadar kampanya var. 0 faiz arkadaşlar. 12 ve 15 ay taksitle alabiliyorsunuz. Aracın fiyatlarını paylaştım. Mart ayında liste fiyatından uzak ne kadar indirimli alabileceğinizi de paylaştım. Şimdi videoya geçelim ama videoya geçmeden önce şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Orada sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, girişte de bahsettiğim gibi sizlere bugün yeni 3008'in kampanyalarını açıklayacağım arkadaşlar. Fiyat bandında çok fazla bir indirim yok ama üzerinde şu anda girişte de söyledim 140.000 TL'ye faiz 0 faiz 12 ay taksitle bu aracı alabilirsiniz. Hemen bilgi notlarına gelelim. Bu araç dizel bu arada. Benzinlisinde de dediğim kampanya var. O da 100.000 sanırım 15 taksit olması lazım. Bilgi notları şöyle: 1.5 dizel 130 beygir 300 torku var. Şanzımanla geliyor. Bunlardan ben zaten bahsedeceğim. Şu anda fiyat 450.000 TL ama dediğim gibi bunu 410.000 bandında satın alabilirsiniz. Ve bu fiyatlar üzerinden de dediğim gibi 140.000 TL 0 faiz 12 ay taksitle araç sizlere geliyor. Hemen aracı tanıtmaya sizlere başlıyorum. Gördüğünüz gibi yeni 3008'in ön panjur tasarımları. Zaten ilk çıktığında da bu aracın sizlere GT versiyonunu çekmiştim. Şimdi de allure çekeceğim inşallah. Alta bakalım bir. Ön alt tampon korumaları var. Gördüğünüz gibi gümüş renginde ve önde de bir tane çarpışma radarı bulunuyor. Ön park sensörleri ve arka park sensörleri standart. Bakın şu şekilde. Panjur çok güzel. Bildiğiniz zaten Peugeot 3008'in yeni panjuru. Bakın buralarda hava girişleri iki şeklinde yapılmış ama hava girişi yok. Böyle parlak siyah. Birazcık da matlık verilmiş. Şöyle göstereyim. Bir malzeme var. İsterseniz hemen sizlere şöyle bir gündüzlerini yakayım ben. Bakın bu şekilde gündüz farları tasarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracın yanlarına doğru gelelim. Jantlara baktığımız zaman üzerinde 18'in jant var. Bu zaten bütün paketlerinde bu şekilde geliyor. Ama eğer GT alırsanız 19 inci standart olarak alabiliyorsunuz. Üzeri şöyle krom ve parlak siyah renginde gelen bir jant var aracın üzerinde. Yanaklar 55, yani SUV'ye bir CSU'a anca böyle bir yanak gelirdi zaten. 225 ebatında da lastik ebatı var. Bu şekilde vazgeçilmez dodiklerimiz. Gördüğünüz gibi şuradaki krom malzemeler yine tasarım olarak Peugeot bizleri cezbediyor. Aracın şöyle üstüne doğru baktığım zaman kaputtan sonra A sütunundaki şu parlak siyahlar, bunlar opsiyon olarak geliyor arkadaşlar. Allure paketinde. Yan aynalarla birlikte parlak siyah olması opsiyon olarak geliyor. Ve gerçekten de olsun yani. Şuna bir bakar mısınız? Aracın görünürlüğünü güzelleştiriyor. Şöyle yine krom kapı çerçevelerimiz gördüğünüz gibi arkaya kadar uzanıyor. Aslında bunlara krom kapı çerçevesi de denilmez çünkü bakın şöyle hemen camın üstünde geliyor ve bu şekilde arkaya doğru ilerliyor. Spoiler'a doğru. Panoramik cam tavanımız var. Standart olarak geliyor. Tavan raylarımız bakın bu şekilde rengi. Aynalarımız allure pakette katlanır değil ama yan sinyal lambaları yine LED olarak yanıyor arkadaşlar. Onları da hemen göstereyim. Bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Bu arada önlerde dörtlü flaşörler de bu şekilde yanıyor. Sinyallerle birlikte. Bakın dediğin gibi. Şunları kapatalım. Arabanın aküsü bitti bitecek yoksa. Yanlarından tanıtmaya devam edelim aracı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma. Allure'da standart olarak geliyor.
ve altına baktığımız zaman aracın eteklerinde krom kapı korumaları ve aşağıda dodüklerle aynı malzemeyle gelen bir plastik var arkadaşlar. Şu şekilde. Kaba bir görüntüsü yok. Yani şöyle bir geniş alıp göstereyim. Bir SUV'de nasıl gözükmesi gerekiyorsa öyle gözüküyor. Arkaya doğru gelelim. Dediğimiz gibi bu araç dizel. Şöyle AdBlue'su da var arkadaşlar. Bakın. Kapatalım. Ve arkada doğru artık gelelim. Şu stopları hemen bir size yakayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde arka stop lambaları var. Full LED olarak yanıyor. Şunu yakınlaştırıp sizlere göstermem lazım. Çok güzel ya. Çok iyi stopları yok mu sizce de ya? Evet, gördüğünüz gibi bagajda şöyle bir parlak siyah Pioneer Black şerit var arkadaşlar. Bu da Allure'da standart olarak geliyor. Karartılmış arka camları var. Gördüğünüz gibi siyah spoilerımız var. Bu da opsiyon olarak geliyor cam tavanla birlikte. Yan spoiler detaylarımız da yine Pioneer Black geliyor. Aracın her yeri Pioneer Black. Bu arada kırmızı rengi Pioneer Black detaylar çok yakışmış. Şöyle göstereyim. Bu arada aracın arka alt tamponlarında arka park sensörlerini görüyoruz ve reflektörler bizleri karşılıyor. Herhangi bir egzoz çıkışı vesairesi yok. Onlar sadece GT'de standart olarak geliyor. Şöyle alta inelim. Orta paket geri görüş kamerası var gördüğünüz gibi. Bunlar da yine bütün paketlerinde standart olarak geliyor. Birlikte redlerimiz bu şekilde. Şöyle bir geniş alayım sizlere. Çok şık bir SUV gerçekten. Hani Ateca'ya bangır bangır çok iyi diyorum ama Peugeot'a gönlümü cezbediyor. Kendi kendine açılmıyor arkadaşlar maalesef. Onu opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Ama eğer GT Selection ve GT aldığınızda standart olarak geliyor. Bakın şu şekilde bir bagajı var aracımızın. Hacmini sizlere yazarım. Halojen ışığımız var. 12 voltluk çakmaklı girişi var. Koltukları şuralardan yitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunları şöyle çekerek. Çok fazla yakına girmek istemiyorum. Çünkü o zaman görüntüde piksel kaybı yaşıyoruz. Bu şekilde gayet geniş. Şuralarda eşya gözlerimiz var. Bakın. Şu malzemeye bakalım ve stepney'e bakalım o zaman. Ayarlanabilir. Gördüğünüz gibi şurada. Aşağıya bakalım. Evet, bu şekilde de bir stepney'si var. Bu arada şuradaki malzemeyi göstereceğim şimdi sizlere. Aşağıda şöyle bir malzemesi var. Yalıtım anlamında gerçekten çok iyi bir malzeme diyebilirim sizlere. Yardım kitleri de burada. Şimdi kapatalım. Bakın arkadaşlar bu malzemenin kalitesi de çok iyi. Evet, şimdi yine elimizle aracın bagajını kapatalım. Hemen vakum gibi çekiyor. Peugeot 3008. Dediğim gibi benzinli olan 1.6 GT modelini şu anda 100.000 TL 0 faiz 12 veya 15 ay taksitle alabiliyorsunuz. Ne alırsanız 140.000 TL 0 faiz 12 ay taksitle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz aracı. Şimdi içe bakalım. Arka koltuklardan başlayalım. Şimdi buralar sert malzeme ile geliyor arkadaşlar. Şurada kumaş, hatta kumaş görünümlü bir malzeme var. Yine plastik olarak ama hissiyat olarak çok iyi bir malzeme. Burada krom detaylı bir malzeme var gördüğünüz gibi. Buralar yumuşak. Zaten görüyorsunuz yine mint yeşili dikişleri arkadaşlar. Burada küçük bir eşya gözü var. Bakın şunların hissiyatları çok güzel ya. Hani çok ucuz durmuyor. Krom kapı kolları, tweeter hoparlörümüz. Burada bir eşya gözümüz var ama herhangi bir halı kaplı değil. Şöyle koltuklarını göstermek istiyorum sizlere 3008'in. Bakın bu şekilde koltukları var. Mint yeşil olarak adlandırdıkları ipleri de var. 4 koltuk tipi var araçta. GT aldığın zaman deri alkantara opsiyonu ile beraber geliyor. Ve 7 tipte koltuk rengi seçeneklerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde kol dayamamız var. Hemen içine binelim. Daha fazla inceleyelim. Evet, Peugeot 3008'in içine bindiğimiz zaman
Bu araçta aslında çok fazla diz mesafesi ve baş mesafesinden bahsetmeye gerek yok. Ama yine de ben sizlere söyleyeyim. Gayet geniş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bunu deyin ki istediğiniz kadar kendi sürüş pozisyonuna göre ayarlayın. Deyin ki şu anda zaten normal bir insanın oturabileceği düzeyde bir CSUV. Bakın bu şekilde bir diz mesafesi var. Koltuk sırtlarında şu şekilde fileleri var. Gördüğünüz gibi. Burada bir 12 volt çakmaklı girişi. Yanlarda 2 tane menfez var. Herhangi bir iklimlendirme yok. Ama üst paketlerde iklimlendirme görebilirsiniz. 2 tane USB şarj girişlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Arkadan görünümü şu şekilde. Panoramik cam tavan. Yanlarında ledleri de var. Bakın görüyor musunuz? Elektrikli tavan perdesi. Bunlar bütün paketlerde standart olarak bizlere sunuluyor. Şuralarda yine ambiyans koymuşlar. Yine led olarak yanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kapatalım. Şöyle arka görünürlüğü de göstereyim sizlere. Kol dayamaya bakalım. Bakın klasik, güzel, basit bir kol dayama. Yani basit derken kötülemek anlamında söylemiyorum. Güzellik anlamında basit. Çünkü bazı araçlarda burada tuşlar var. Tuşlar açılıyor, bozuluyor falan. Böyle olması daha güzel. Kolay. Şu malzeme çok güzel yine. Böyle deri malzeme var bunun üzerinde. Bagaj erişimimiz de varmış. Kapatalım. Koltuk başlıklarımız yeterli düzeyde. Bunları 2008'lerde çok büyük yapıyorlar ama bu SUV'lerde küçük tutmuşlar arkadaşlar. Ve bu çok güzel olmuş. Bir avantaj olarak görüyorum bunları. Şu gördüğünüz 208'lerde dezavantaj olarak görüyorum. Çünkü görüşü bayağı engelliyor. Peugeot'un koltuk tasarımlardan bahsetmeye çok fazla gerek yok. Çok sportif bir araç gerçekten. Kendini de ispatlamış bir araç. Hemen şimdi öne gidelim. Önde bahsedelim. Ama sizlere bir baş mesafesini göstereyim. Şöyle baş mesafesi böyle arkadaşlar. Çok kararlı, kusura bakmayın. Şu şekilde göstereyim sizlere. 1.95'e kadar çok rahat oturursunuz. Hadi şimdi öne geçelim. Şöyle aracın üstüne geçmeden yine manuel ayarlanabilir koltuk ayarlarımız var arkadaşlar. Bunları opsiyon olarak elektrikli alabiliyorsunuz ama GT alırsanız standart olarak geliyor. İçi de bu şekildeydi. Şöyle göstereyim, bakın ön kapılarda ambiyanslar bizleri karşılıyor. Yine dijital göstergemizin altında da ambiyanslar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar zaten standart olarak geliyor. Burada yine aynı malzeme var. Bahsettiğim gibi kumaş gibi ama hissiyatı gerçekten güzel bir malzeme. Krom kapı kollarımız var. Katlanan yok dediğim gibi. Bakın şurada da eşya gözlerimiz var. Halı kapı değil. Cruise control ayarlarımız bu pakette standart olarak geliyor. GT'de adaptif olarak geliyor. Pioneer Black Peugeot direksiyonu gördüğünüz gibi. Showroom bayağı kalabalık bu arada. Deri direksiyon bildiğimiz ama GT'den farklı olarak. İşte GT'de burada GT falan yazıyor arkadaşlar. O var. Pedal shiftlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere ekranı. Bu şekilde. Menfezlerimiz. Bakın böyle krom şeklinde. Bunların hepsi malzeme kalitesi. Yumuşacık arkadaşlar. Ön göğüste tamamen. Buradaki ekranımız kaç inç olduğunu sizlere yazarım. Klasik ekran. Şu anda açamıyorum. Zaten şu anda bunlar 8 inç olarak geliyor. Eğer GT alırsanız 10 inç olarak alabiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliğimiz yine Allure paketle mevcut. Peugeot'un klasik piyano tuşları ve koltuk ısıtması var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın buradan da iklimlendirme ayarlarını dijital olarak ekrandan yapabilirsiniz. Bildiğimiz Peugeot joystick'imiz gördüğünüz gibi. Elektronik park freni, grip kontrol, yokuş iniş destek sistemi. Bakın burada mevcut. Bunu bastığınız zaman yokuş inişte araç direksiyon hareketlerini kendisi yapıyor arkadaşlar. Sürüş modlarımız yine burada. Ve anahtarsız çalıştırma dediğimiz gibi. Burada da bir yine eşya gözü yapmışlar. Bardaklığımız bu şekilde. Kol dayama şöyle arkadaşlar. Basıp ikili açılıyor. İçinde ne var diye bakıyorum. Bayağı geniş. Şu şekilde bir şey yapmışlar. Kapatalım. Ön tarafa baktığınız zaman bakın buralarda da yine gümüş detaylar devam ediyor. Menfezlerimiz bu şekilde. Bunun tasarımı da çok güzel gerçekten. İçi halı kaplı bir torpido. Bakın ışıklı, soğutması yok. Evet, genel olarak içi bu şekildeydi. Elektrokrom dizaynımız var. Kendisi kararıyor arkadaşlar. Buradan bütün cam tavan ayarlarını otomatik olarak, elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Buradaki ışıklar yine şöyle göstereyim. LED olarak geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada da bir USB girişimiz ve 12 voltluk çakmaklık girişimiz mevcut. Bunun üstünde de bir ambiyans var. O da mavi renkte yanıyor arkadaşlar. Menfezlerimiz gördüğünüz gibi yine krom detaylı. Çok güzel ön dizaynı var Peugeot'un. Aslının da yine hoparlörlerimiz var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunları eğer GT alırsanız fokal
ses sistemi geliyor. Ön göğüsü de şöyle göstereyim. Herhangi bir ambiyans vesairesi yok. Burayı açalım. Burada da bir ışığımız. Burada da şu yanlarda ışıklarımız var arkadaşlar. Evet, tava malzemesi güzel. Tava malzemesi şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ayrıca şöyle arkadan görünümünü alayım. Bakın. SUV. Geniş alalım. Bu arada herhangi bir şerit takip ayarı da bunda mevcut değil arkadaşlar. Onları opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Kör noktada yok. Hadi şimdi gidip motoruna bakalım. Şöyle kaputu açtığımız zaman aslında ağır bir kaputu yok. Amortisörü çok iyi. Şurada yalıtım malzemeleri var. Dediğimiz gibi 1.5 dizel motoru arkadaşlar. 300 Nm'de tork gücü var. Evet, motoru bu şekilde. Kapatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi hemen kamerayı kendimize çevirip şöyle bir güzel bir değerlendirmemizi yapalım. Evet, 3008 C segmentinde bir SUV. Beğendiniz mi arkadaşlar? Allure paketi güzel mi? Şöyle söyleyeyim, rengiyle dış tasarımın uyumu falan çok güzel, müthiş. Yani Allure paket GT'ye göre alınır mı? Bence alınır. Yani illa bir 10 inç ekran olmasına gerek yok. Veya tabii şunları da isteyeniz olabilir. Ya o kadar para vereceğim. Şerit takibi olsun, adaptif cruise kontrol olsun. Tabii şimdi bizde 5008 var biliyorsunuz. Onda adaptif cruise kontrol var. Mükemmel bir şey. Gerçekten mükemmel bir şey. Yani tabii o paraları verirken de böyle özellikler olmasını ister insan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün sizlere video yayınlıyorum. Akşam saatlerinde videoyu paylaşıyorum. Eğer bundan da haberdar olmak isterseniz, ne saatte bugün ne çektiğimi öğrenmek isterseniz YouTube topluluk sekmesine bakabilir ve şuradaki Instagram adresime bakabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.